Herkese merhaba. Doğanın gücü büyüleyici ve dehşet vericidir. Gerçekleşen kasırga ve dev dalgaların videolarını izleyerek saatler geçirebilirsiniz. Bugün kıyıda uzakta oluşan dalgaların hakkında konuşmak ve onları size göstermek istiyoruz. Ama bunları izlemek farklı, gerçek bir fırtınanın ortasında bir gemide olmak farklı bir şeydir. Baştan uyaralım. Bu video kesinlikle kalbi zayıf olanlar ve deniz tutması olanlar için iyi değildir. Denemeye hazırsanız sizlere bazı fırtınalar göstereceğiz. Beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Bir geminin yönlendirilmesi ve fırtınanın ensena ne kadar güçlü olursa olsun bütün mürettebatın birlikte koordine edilmesi gerekir. Fırtına sırasında gemi kuvvetli rüzgarlara maruz kalır ve rüzgarlar geminin kaymasını ve hızını değiştirir. Gemi sallanırken dalgalar güverteye taşar ve geminin gövdesine çok fazla baskı uygular. Aynı zamanda geminin hızı azalır, kontrol edilebilirlik bozulur. Eğer soğuk bir yerdeyseniz her yerde buzlar vardır. Fırtınanın süresi geminin doğal hattelenme süresine eşit olduğunda bu durum olabilecek en tehlikeli şeydir. Ancak temel olarak herhangi bir fırtına tüm denizciler için bir zorluktur. Dalgalar okyanusta kükreyerek geminin her tarafından çarpar ve gemiyi sallar. Bu fırtınalar kargo gemilerini de vurur. Kamboçya bayraklı kargo gemisi olan Aztan 2012 yılında bir fırtınaya yakalandı. Gemi kolay bir seyahat için Japon Toyama Limanı'ndan denize açıldı. Gemide kargo olarak arabalar vardı ve Rus Vladivostok şehrine ulaşmaya çalışıyordu. Tam Midway'de gemi aniden şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Dalgalar 10 metreye kadar yükseldi. Rüzgar insanların ayaklarını yerden kesti. Güverte üzerine 64 araç bağlıydı ama rüzgarlar onları geminin üzerinden denize savurdu. Arabalar fırtınaya doğru ilerlediler ve yollarına çıkan her şeye çarptılar. Bunun sonucunda denize 52 otomobil düştü ve geri kalan 12 araç ağır hasar gördü. Neyse ki fırtınada hiçbir mürettebat yaralanmadı. Fırtınalarda sadece güvertede kargo taşıyan gemilerin risk altında olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yüzlerce nakliye konteynerine sahip devasa gemiler de fırtınalardan etkilenir ve taşıdıkları her şeyi kaybetme riski vardır. Hiç fırtınada kabin içinde neler olup bittiğini merak ettiniz mi? Bu sorunun cevabı bizde var. Kuvvetli dalgalar kabinlerdeki mobilyaların sanki salınacakmış gibi görünmesini sağlar. Her şey titrer. Valizlerin etrafta dolaştığını görebilirsiniz. Ancak şunu söylemeliyiz ki çoğu gemide yatak dahil mobilyaların çoğu denize girmeden önce olduğu yere sabitlenir. Şu anki videoda sabitlenmemiş olabilir ama normalde öyle. Bu şekilde denizciler ve yolcular yoğun bir salınım sırasında bile iyi uyuyabilirler. Eğer hala açık denizdeki dalgaların tehlikeli olduğundan şüpheleriniz varsa sadece bunu izleyin. Bu video nispeten küçük, hafif bir gemide çekildi. İçindeki insanlar için endişelenmeyin. Hepsinin durumu çok iyi. İzlerken dalgaların ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliyoruz. İşte başka bir örnek. Bu kez dalgaların üzerindeki bir tankeri görüyoruz. Küvetin içindeki oyuncak tekne gibi dalgaların üzerinde sallanıyor. Devasa tankeri izlerken alabora olacakmış gibi gözüküyor. Güvertenin neredeyse suya dik durduğunu görünce tüyler diken diken oluyor. Deniz sanki gemiyi çağırıyor ama gemi kararlı. Bu video ateş üstünde görebileceğiniz sıcak hava dalgalanmaları gibi bir tür optik illüzyona benziyor. Ama bu yolcu gemisinin koridoru gerçekten hareket ediyor. Bu kontrol dışı bir şey değil. Gemiler 5 metre yüksekliğindeki büyük dalgalara çarptığında dalgalar gemiyi fırtınada büküyor. Kocaman yolcu gemisinin bükülmekte olduğu fikri korkunç, çıkardığı sesler daha korkunç. Ancak gemiler bu şekilde tasarlanmıştır. Çünkü aksi takdirde dev dalgalar çarptığında gemi parçalara ayrılır. Fizik böyle bir şey.
Sahilde çocuklar hatırı sayılır miktarda çikolata yumurtası buldular. Bu şeyler tabii ki de deniz kıyısında kendiliğinden oluşmadı. Bunlar fırtınaya denk gelen geminin taşıdığı çikolata yumurtaları. Büyük dalgalara bir bakış tüylerinizi diken diken eder. Bunları çeken kameraman nasıl oldu da kaçıp saklanmak yerine her şeyi çekmeyi başardı. Evet, denizde kötü hava gerçekten tüyler ürpertici. Adam kaçıp saklansaydı biz bunları izleyemezdik. Bu da koridorda çekilmiş başka bir video. Böyle izleyince şaka veya sahte olduğu düşünülebilir. Fırtına sırasında gemiler gerçekten kıvrılırlar. Kamera zemin seviyesine ayarlandıysa net bir şekilde görülebilir. Bu büyük gemilerin doğasında var. Michael Jackson'ın ünlü yerçekimine meydan okuduğu dansını hatırlayın. Bu dansı yapmak için özel ayakkabılara ihtiyaç duyuyordu. Ancak açık denizde, özellikle fırtınada Michael Jackson'ın özel ayakkabılarına ihtiyacınız olmaz. Sadece iyi bir denge hissi ve bir kamera. Ekrandaki adamın danstaki gibi öne doğru eğilmesine gerek yok. Bunun yerine ayaklarının altındaki güverte hareket ediyor. Elinde tuttuğu çaydan yere bir damla dökülmedi. Şu an ağır haddeleme ile mücadele eden dev okyanus gemisindeki eşsiz görüntüleri göreceğiz. Elbette bu fırtınalardan tamamen kaçınamazsınız. Çünkü denizlerin rahatsızlığı kontrol edilemez. Bu nedenle insanlar farklı numaralarla gelmek zorunda. Örneğin denizlerin ışıltısı üzerinde 1000'i aşkın kabinli bir yolcu gemisi. Gemide yapmanız gereken çeşitli şeyler bulabilirsiniz. Kaya tırmanma duvarı, tiyatro, yemek odası ve bilardo masaları gibi. Ama şu an bilardo oyununun fırtınada neye dönüştüğünü göreceğiz. Toplar yuvarlak olduğu için şiddetli fırtınalarda bu oyunun oynanamayacağını düşünebilirsiniz. Ama masalar otomatik bir dengeleyici ile donatılmıştır. Başka bir deyişle güverteden eğim açısına bağlı olarak konumlarını değiştirirler. Gemi hareket ettikçe masayı ayarlar, böylece toplar hiç hareket etmezler. Yağmurlu ve fırtınalı havalarda bile hala her koşulda insanların oynamasına izin veriyor. Ancak gemi daha güçlü sallanır ve yolcular yere düşerse muhtemelen oyunu durdurmak zorunda kalacaklar. Ama masa hala çalışacak. Bunların hiçbirisi yetmediyse bir de şuna bakın. Yapay dalgaların olduğu bir havuz görmüş ya da bir tanesinde yüzmüşsünüzdür. Bu havuz ilk bakışta dalga havuzlarından birine benziyor. Ama daha yakından bir göz atın. Bu, dalgalar üzerinde seyreden yolcu gemisinin normal bir havuzu. Mesele şu ki bu insanlar fırtınanın tam ortasında, yolcu gemisinde bir havuzda yüzüyorlar. Tabii ki şiddetli bir fırtınada değiller. Çünkü havuzun etrafındaki insanlar dengelerini bile yitirmiyorlar. Ancak havuzdaki suyun hareket etmeye başlaması için çok fazla dalgaya ihtiyacı yoktur. Gemi sadece biraz sallanırken havuzda gerçek bir fırtına var. Peki orada yüzmek ister misiniz? Bir fırtına sırasında helikopterle gemiye iniş yapmak çok zor bir iştir. Bu videoya bakaraktan fırtınanın tam ortasındaki bir gemiye inişe ne dersiniz? Korkunç rüzgar, sağanak yağmur, dalgalar ve su sıçramaları.